14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Yürekten seviyoruz. İstanbul'da doğduk. İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da belediye başkanlığını yaptık. Buradan başbakanlığa yürüdük. Cumhurbaşkanlığına yürüdük. Ama bu yürüyüşü sizinle beraber yaptık. Ve şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Maşallah. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçinde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizde toprak, yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar, onda misale. İstanbul, benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Aziz İstanbul, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. Gelemiyorlar. Ve İstanbul bugün aykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Evet. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana. Resmi rakam 1.700.000. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Allah sizlerden razı olsun. Hani diyor ya şair, yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. İşte şimdi İstanbul ayağa kalktı. İstanbul, senin her bir sokağını, semtini, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi, İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar? Sade bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u biz de doğumdan bu yana aşkla sevdik. Burada doğduk. Burada büyüdük. Buranın hizmetkarı olduk. İstanbul'u dünyada saygın bir şehir haline getirdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından, orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin diğer 80 vilayetinin
tüm ilçeleri ve köyleriyle tamamından gelip burada hayat kuran kardeşlerimiz var. Bunun için İstanbul Türkiye'dir. İstanbul aynı zamanda gönül sınırları Türkiye'yi de aşan bir büyük insan zenginliğinin adıdır. İstanbul Balkanlardan Kafkaslara, Kırım'dan Kerkük'e, Batı Trakya'dan Türkistan'a, dört bir taraftan öz be öz kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse ve yerle gök arasında nerede yaşamak istersiniz diye sorulsa, vereceğimiz cevap her zaman ve sadece İstanbul'dur. Öyle mi? Siz de İstanbul'da yaşamak istemiyor musunuz? Bu heyecan nereden geliyor? İstanbullu olmaktan geliyor. Aldığımız her nefesinde tarifsiz bir huzur ve mutluluk bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Burası tarih boyunca insanlığın hep göz bebeği olarak kalmayı başarmış şehirdir. Burası her köşesinde ayrı bir eda ile yükselen camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası Fatih'in fethiyle birlikte ebedi vatanımıza kattığımız ve bir daha asla vazgeçmeyeceğimiz şehir. Burası kökenine, inancına, meşrebine hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir. İstanbul başka. Ve İstanbul'un bu farklılığı zaten bizi bu şehre, evet, farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor. Burası bir taşını dünyanın en büyük hazinelerine değişmeyen şairlerin anlata anlata, ressamların çize çize, şarkıcıların söyleye söyleye bitiremediği şehir. Bize doğduğumuz günden beri burada yaşama, 30 yıldır bu şehre hizmet etme şerefini bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Bize İstanbul'daki her bir fertle bu şehrin güzelliklerini paylaşma imkanı veren Rabbime hamd ediyorum. Bize bugün burada sizlerle birlikte olmayı nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bugün burada İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sevginize, coşkunuza, ahde vefanızla, kadir şinaslığınıza, azminiz ve iradenizle bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Maalesef, maalesef bunların bu ülkede dikili taşı yok. Dikili ağacı yok. İşte onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Evet, Türkiye sana, sen bize emanetsin diyorlar. Kardeşlerim, biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. İşte geçtiğimiz açırda Vecihi Hürkuş'un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Ne diyorsunuz?
Eyvallah. Göndürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları. Evet. Hep beraber inşallah bunlara gömdürmeyeceğiz. Ve bir de bunlarla birlikte inşallah savunma sanayinde ülkemizi ayağa kaldıracağız. Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz destanını İstanbullularla birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldiler. Ve gece buraya indik. Bay Bay Kemal FETÖ'cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumluyor ve olanları seyrediyordu. Ama bunda yalan bol. Ne dedi? Benim haberim olsaydı ben de beklerdim. Hayatı yalan. Dürüstlük diye bir şey bunda yok. Ama ona ihtiyacımız yoktu. On binler buradaydı. Milletin bizimle beraberdi. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiklerinde adeta aynı hezimeti tekrar yaşıyorlar. Bak, niye mitingini burada yapamadı? Yenikapı'da. Nerede yaptı? Maltepe'de. Neden? Çünkü bu iş farklı bir şey. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Buna hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Bütün yakınlarımızı, dostlarımızı sandıklara götürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Benim size inancım tam. Ve biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Eğer siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Tamam mı? Tamam mı? Eyvallah. Şimdi bak. Bay Kemal boş sözü, reis son sözü söyler diyor. İşte benim milletim böyle. Zeka fışkırıyor her yerde. Cumhuriyetimizin ilk asrının demokrasi ve kalkınma eksiklerini beraberce telafi ettiğimiz gibi inşallah Türkiye yüzyılını da sizlerle beraber kuracağız. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yürekler titresin, gönüller coşsun, kalplerin atışı hızlansın. Hazır mıyız? Şimdi buradan öyle bir ses verin ki ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından duyulsun. Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada. Cevabı siz vereceksiniz, siz. Bu mübarek ülkenin, bu kutlu devletin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun. Hazır mıyız? İstanbul!
14 Mayıs'ta fethinden 570 yıl sonra bu şehri Türkiye yüzyılı heyecanıyla buluşturuyor muyuz? İstanbul 14 Mayıs'ta bu ülkenin ve bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? İstanbul 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor muyuz? İstanbul 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için Bismillah diyor muyuz? İstanbul 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? Biiznillah sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz. Maşallah. Barakallah. Tebarekallah. Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin sevgisine, coşkusuna şahit olduk. İşte dün Kayseri'deydim. 135 bin kişi vardı. Oradan Mersin'e geçtim. 80 bin kişi vardı. Ama her şeyden önce yol kenarları muhteşemdi. Heyecan muhteşemdi. Ve hepsi kararı vermişti. Ve caddelerdeki, meydanlardaki bu tablo bize Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar bizim otobüsü adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Fakat alana bir geldik maşallah. Orada da 130 bin kişi. Dadaş bu dadaş. O yürü demezse yürüyemezsin. Ve onlarla beraber alana yürüdük. Alandaki coşku yine bir başkaydı. Tabii bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Buraya bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi? Susuz, çöp, çukur, çamur. Buralardan İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı mı? İstanbul'u susuzluktan kurtardık mı? Çöp dağlarından kurtardık mı? Hatırlayın, Ümraniye'de çöp dağları vardı. Ve çöp dağları patladı. 39 kardeşimiz orada öldü. Ey Bay Bay Kemal, ya sen bunların hesabını nasıl vereceksin ya? Ya sizin geçmişiniz bozuk. Geçmişiniz bozuk. Peki biz orayı ne yaptık? Spor tesisleriyle donattık. Niye? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi oralar spor tesisleriyle donatıldı. Ve İstanbul'u doğal gazı 50 bin eve girmişti. Biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Biz buyuz. Farkımız bu. Şimdi bunu milletimize siz anlatacaksınız. Artık eyvallah. Ne diyor şair? Yürüyeceksin,
Millet yürüyecek arkandan. Şimdi ben koşuyorum. İnanıyorum ki siz de benimle beraber koşuyorsunuz. Kardeşlerim, bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz olsun dertleşmek istiyorum. Biliyorsunuz, bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri bir prensibimiz var. Yapmayacağımız şeyi söylemiyoruz. Söylediğimiz her şeyi de Allah'ın izniyle yapıyoruz. Tabii ülkenin ve milletin meseleleri konusunda en küçük bir sorumluluk hissetmeyenlerin böyle bir derdi yok. Onun için de ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Milletimize verdiğimiz her hizmete kara çaldılar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular.